Ve Uğurhan tekrar aramıza geldi. Arkadaşlar yukarıya linki sabitledim. Uğurhan Türker'in YouTube kanalı var. YouTube hesabı var. Çok güzel içerikler yapıyor. Çok güzel yayınlar yapıyor. Ben takibi aldım. Sizlerin de bu yayından sonra hatta yayın esnasında da girip bir beğeni abone olursanız beni mutlu edersiniz diyorum. Uğurhan da bundan sonra devamlı daha çok göreceksiniz. Emin olun bundan. O yüzden de Uğurhan'ın da istediği yani hak ettiği katkıyı verelim diyorum. Devam ediyoruz. Ya mesela bunu okumuştuk. Fatih iyi yayınlar demiş. Eyüp abi orta saha transferi kampa yetişecek mi? Bunları hepsini konuşacağız. Anka Bodrum hoş geldin kardeşim. Kovačić ile ilgili de konuşuruz. Eyüp abi iyi yayınlar iyi ki varsınız demiş. Bakıyorum Morata Taylan Biner Morata demiş. Okan Koçuk açıklanacak mı? Okan Koçuk bugün açık. Okan Buruk bugün Koçuk nereden çıktı ya? Okan Buruk bugün açıklanacak arkadaşlar. Onunla ilgili güzel bir bilgi vereceğim. Eyüp Yıldız konuşmuş kendisiyle. Onunla ilgili de birazdan bilgi vereceğim. Kafanızdaki soru işaretlerini dağıtmak için. Adem Çelik iyi yayınlar demiş. Gueye transfer olur mu abi sence demiş. Yani bunların hepsini değerlendireceğiz. Bunların hepsini Eyüp'le ve Uğurhan'la birlikte değerlendireceğiz. Fernando Martins bitti mi demiş. Bunları konuşacağız. Selamun Aleyküm nasılsın Musa demiş Musa abi. Hoş geldin kardeşim. Fırat'cığım da burada hoş geldin. Hakan Dalkıran, Cam Esisko boş adamlar bitmiş adamlar. Ben hata yapılıp alınacağını düşünmüyorum. Menajer ve yerli basın şişirmesi yalanı demiş. Şimdi yavaştan Baran'ı da alalım. Baran Özden selamlar abi iyi yayınlar. Arkadaşlar Eyüp 12.30 gibi yayınımızda olacak. Ve çok önemli transfer haberleri de verecek. Şu anda Vadiospor'da yayında olduğu için Uğurhan'la biz yapıyoruz yayını. Şimdi Uğurhan dünün konusu. Ben sana onunla da ilgili fikirlerini de almak istiyorum. Dominic Torrent diyorum ve yollar ayrıldı. Bir veda bile yapılmadı. Eleştiriliyor. Dominic Torrent'in gitmesiyle ilgili o süreci nasıl değerlendirirsin? Şimdi şöyle abi, yani gerçekten hem geliş süreci hem ayrılış süreci gerçekten çok polemikli bir isim oldu Dominic Torrent. Keza aynı şekilde Galatasaray'ın performansı da çok tartışılmıştı. Şimdi şöyle bir durum var. Ben yönetimin tercihini aslında bir noktada doğru buluyorum. Çünkü Dominic Torrent hiçbir zaman Galatasaray'a yardımcı olacak bir pozisyonda olmadı. Yani Dursun Özbek'in yapmak istediği görüşmelerde hiçbir zaman Galatasaray'a yardımcı olmadı. Her daim hem ekibi hem de o kendisi bizzat istemiş olduğu ücreti hiçbir zaman aşağı çekmedi. Yani ödeme koşullarında da zaman zaman problemler çıkardı. Dolayısıyla da Galatasaray'dan veda edilerek yani iyi bir teşekkür vedası yapılmamasını gayet doğru buluyorum. Çünkü ne olursa olsun Galatasaray'da para kazanmış, Galatasaray'la ismini duyurmuş bir isim. Daha önce doğru düzgün teknik direktörlük kariyeri dahi yoktu. Yani bir Flamengo kariyeri var. Orada da zaten paldır küldür kovulmuş bir teknik adam. Dolayısıyla da bunlarla beraber baktığımızda Galatasaray ismini duyurmuş. Galatasaray gibi bir markaya teknik direktör olmuş bir isim. Dolayısıyla her ne olursa olsun sevilse de sevilmese de bütün ölçüde Galatasaray'a yardımcı olması gerektiğini düşünüyordum. Ama maalesef olmadı. Bundan dolayı da yönetim böyle bir karar alıp hani teşekkürle alakalı da bir metin yayınlamadı. Bu konuda da gayet yönetimin kararının doğru olduğunu düşünüyorum. Evet, ben dondum galiba Uğurhan. Evet abi bir problem var yayında ama. Tamam, şu an için ben arada donabilirim. O zaman top sana geçiyor. Sen yayını sürdürmeye devam et arkadaşım, kardeşim benim. Şimdi peki fikirlerine %100 katılıyorum. Ama şöyle de bir mantık da görmek lazım. O da nedir? Dortmund'da Galatasaray'a çok şey katmadı. Bunu da geçmemek lazım. Dominik'te ekstra bir şeyler ve de şunu belirtebilirim. Mesela şampiyonluk primi istemesi bile seneye ben şampiyon yapacağım. O primimi de verin gideyim demesi
Ne diyorsun? Yani gerçekten işte dediğim gibi ya, bunlar hoş olmayan hareketler. Yani ne olursa olsun biraz daha saygı duyması, Galatasaray'a saygı duyması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani Galatasaray'a bir şey katmadı ama Galatasaray bence onlara çok şey kattı. Yani isim olarak ismini duyurma anlamında, ama hiç yani yapmamış olduğu bir şampiyonluğun primini dahi istemek gerçekten bir yüzsüzlük. Dolayısıyla da yani dediğim gibi tekrar başa dönersek, yönetimin yaptığı çok doğru bir hareket. Evet. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bir beğeni istiyorum sizden. Beğeni yaparsanız sevinirim. Bunu da söylüyorum. Şimdi yavaştan Okan Buruk'a ve Cenk Ergün'e geçeceğiz. Okan Buruk ve Cenk Ergün'le ilgili Uğur'un fikirlerini almak istiyorum. Uğur'an, Okan Buruk Efendim. Galatasaray'da faydalı olabileceğine inanıyor musun? Ben giriyorum. Sen devam et. Bu soruya cevapla. Ben geliyorum. Uğur'an. Şimdi arkadaşlar, Okan Buruk'la alakalı şöyle bir şey söyleyeyim. Okan Buruk gerçekten kariyer olarak da baktığımızda ciddi manada etki etmiş. Hem Akhisar performansıyla hem de yine Başakşehir performansıyla gerçekten doğru bir futbol oynatmış bir teknik adam. Dolayısıyla şimdi Galatasaray mevcut teknik adamı Dominik Torrent olduğunu düşünürsek, bununla beraber elimizdeki kadroyu da düşünürsek, biraz yapı olarak da ekonomik olarak da en doğru aday Okan Buruk'tu. Nitekim Okan Buruk Galatasaray'ın teknik adamı oldu. Zaten görüşülen diğer isimlere baktığımızda keza Marco Rose, Roberto Dezervi isimlerini hem ekipleriyle beraber istemiş oldukları yıllık ücretler, hem de kendi transfer bütçeleri, istemiş oldukları bütçeler 20-30 milyon euro bandında olduğu için en doğru aday Okan Buruk olmuştu. Keza baktığımızda Okan Buruk da Galatasaray'ın yapısını bilmesi dolayısıyla çok çok doğru bir aday olduğunu düşünüyorum. İnşallah kadro olarak da güzel bir kadro kurulursa, eline iyi futbolcular verilirse, Galatasaray'ı kısa vadede de uzun vadede de başarıya götürebilecek bir teknik adam olduğunu düşünüyorum. Evet, yani Okan Buruk kısa vadede olmasa da ben uzun vade olarak bakıyorum. Uzun vadede Galatasaray'a çok şeyler düşünüyorum. O yüzden de Okan Buruk hem maliyet açısından da, çünkü neden? Galatasaray için ve büyük takımlar için şu an önemli olan hikayelerin başında geliyor. O da nedir? Maliyet konusu. Okan Buruk önüne koyulan 2 yıllık sözleşmeyi hiç pazarlık yapmadan imzaladığı öğrenildi. Hemen göreve başlayacak olan Buruk'un yarından itibaren Florya'da yeni sezon planlamasına başlaması bekleniyor. Şimdi ben Okan Buruk'la ilgili bilgiyi aktarayım arkadaşlar size. Okan Buruk'a Eyüp dün değil evvelsi gün bir mesaj atmıştı. Yoğunluktan dolayı mı artık? Bir taraftan da tam netleşmeme hikayesinden kaynaklı cevap dönmemişti. Yani bugün Okan Buruk Eyüp'e dönüş yapmış ve bu dönüşte şu şekilde teşekkür ediyorum. Sizlerin yayınlarını izledim. Hep bana destek oldunuz ve inşallah hakkımızda hayırlısı demiş. Bunu da belirtelim ve net bir şekilde aslında bir anlamıyla da teyit niteliği taşıyor bence bu. Uğran, ne dersin? Okan Buruk artık Galatasaray'da diyebilir miyiz? Evet abi, kesinlikle diyebiliriz. Dün zaten hocanın geldikten sonra, havalimanına indikten sonra da çok mutlu olması, güler yüzlü olması gerçekten benim de çok hoşuma gitti. Çok heyecanlı gördüm kendisini. Keza yine senin söylediğin gibi Eyüp abiye atmış olduğu mesajla, tabii ki yani işler resmiyet kazanmadığı için dün kendi açıklamasına dile getirdi. Hani konuşmakta şu an için konuşmam doğru olmaz diye. Tabii ki resmiyet kazanmadığı için, henüz resmi olarak kulüpten açıklanmadığı için biraz daha temkinli yaklaşıyor o da doğal olarak, ama yine de Eyüp abi atmış olduğu mesaj da ciddi manada bir teyit niteliği taşıyor bence. Yani Okan Buruk isminden ziyade ekstra yanında görev alacak isimler de konuşulmaya başlamıştı. Spor gecesinin haberi bu. Ekrana getiriyorum ama bilgisayarda işte ve internetimle alakalı sorun yaşadığımız için bazen de getiremiyorum. Hakan Balta, Ayhan Akman ve Tuğberk Tanrı vermiş Okan Buruk'un ekibinde olması bekleniyor. Ekstra da hocalık döneminden de getireceği insanlar da olacak. Hakan Balta, Ayhan Akman ve Tuğber Tanrı vermiş isimlerini ne dersin?
Uğran. Şimdi şöyle abi, Hakan Baltı zaten şu an Galatasaray'ın mevcut yapısında yer alan bir isim. 19 takımını da çalıştırıyor aynı zamanda. Dolayısıyla da Galatasaray zaten bünyesinden kopmuş. Galatasaray'da uzun yıllar futbol oynamış, kaptanlık yapmış bir futbolcu olduğu için gayet doğru olduğunu düşünüyorum bu hamlenin. Onun haricinde yine Tuğberk Tanrıvermiş'e baktığımızda da o da hem Roma'da alt yaş kategorilerinde takım çalıştırdı. Onun haricinde yine Spezia'nın da alt yaş kategorilerinde takımlarını çalıştırdı. Dolayısıyla o da Florya'dan ayrıldıktan sonra ciddi manada bir gelişim gösterdiğini düşünüyorum. Onun da yine Okan Buruk'un ekibinde yer alması gayet doğru. Ayhan Akman ismini de yine bir şey demem. Çünkü yine o da Galatasaray'ın bünyesinden gelmiş, kopmuş bir isim. Dolayısıyla da yine onun da Okan Buruk'la beraber çalışması gayet doğal. Bunların haricinde yine kendi ekibinden dediğim gibi isimler olabilir. Ancak ben tartışılan Fenerbahçe ile işte ismi anılan, bir zaman Fenerbahçe'de çalışmış olan İrfan Saraloğlu ya da Pierre Webo gibi işte futbolculuk döneminde Fenerbahçe'de görev almış isimlerin Galatasaray'da olacağına pek ihtimal vermiyorum ama onlar haricinde Başakşehir'de ve diğer takımlarda çalışmış olduğu ekip arkadaşlarını tekrardan Florya'ya getirebilir Okan. Evet. Yani arkadaşlar Eyüp'ü sormuşsunuz. Eyüp 12.30 gibi yayına bağlanacak. Onun da transferlerle ilgili haberleri var. Bunun da bilgisini verelim. Hem Uğran'la hem Eyüp Yıldız'a da sorularımızı sorarız sizlerle birlikte. Güzel bir yayın oluyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Ufak bir hatırlatma. Hem Uğran Türkiye'nin hesabını ben yukarıya fixlerim. Oradan Uğran'ı da takip alırsanız seviniriz. Ayrıyetten de bizi Facebook'tan da takip eden arkadaşlarımıza, dostlarımıza oradan da beğeni yaparsanız yayınımızı ve buradan da beğeni yaparsanız yayınımız yukarı çıksın. Bir artı daha Süper Chat ve Katıl Sticker'dan da destek olursanız seviniriz diyorum. Şimdi şöyle bir gazete küpürü var. Ben bunu hemen ekrana getireyim. Tuğberk Tanıverdi'nin şeyi tanı vermiş, özür dilerim. Sorunumuz yetenek değil. Yetenek ve teknik kapasite olarak gençlerimizin herkesten üstün. Asıl sorun yeteneklerimizi keşfetmekteki zaafımız. Pek çok kulüp alt kategorilere genç yeteneklerinin farkında bile değil demiş. Organize yok, organize yapı yok, idman süresi artmalı. Şimdi böyle bir yapıyı Galatasaray'a oluşturabilirler mi? Abi şöyle şimdi mesela bu tabii ki kısa vadenin planı değil ama uzun vadede ben yapılabileceğini düşünüyorum. Çünkü az önce söylemiş olduğum bir etken vardı. Tuğberk Hoca dediğim gibi hem Spezia'da hem de Roma'da alt yaş kategorilerinde altyapılarda çalıştığı için bu konuda biraz daha uzmanlık kazandığını, biraz daha kalitesini bir kademe öteye taşıdığını düşünüyorum. Dolayısıyla da onunla birlikte eğer Okan Buruk da bu yapıya katılmak isterse Okan Buruk da bir önder sonuçta bu konuda. Yani Galatasaray'ın teknik direktörü olacağı için tabii ki öncelik onda. Onun bu işe önem vermesi lazım. Onunla birlikte Tuğberk Hoca'yla yine Hakan Baltı'da alt yaş kategorilerinde takımı şampiyon yaptığını düşünürsek altyapıdan futbolcular çıkmasını bekleyebiliriz. Hakan Baltı'nın ekipte olmasının aslında böyle bir avantajı da var. O 19 takımındaki futbolcularla çalışmış, onlarla şampiyonluk yaşamış bir isim. Dolayısıyla da oradan çıkacak isimler de onları en iyi tanıyan, o futbolcuları en iyi tanıyan, onlarla çalışmış bir isim olmasından mütevellit de Okan Buruk'a bu konuda da yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Evet. Ayhan Akman zaten keza bunu sen de söyledin. Hakan Balta aynen. Şimdi ben bir de sana şunu sormak istiyorum. Cenk Ergün menajerliğini beğeniyor musun? Cenk Ergün'ün önderliğini beğeniyor musun? Yani Galatasaray başarılı olacak mıdır? Hani hep şu konuşuluyor. Cenk Ergün pahalı transferler yapıyor. Cenk Ergün tamam ama pahalı transferlerin maliyeti hani bize sonrasında büyük bir kambur oluşturuyor. Bu sefer de öyle mi olacak sence? Cenk Ergün'ün transfer politikası ne olur? Şimdi şöyle söyleyeyim abi onu. Cenk Ergün benim yapı olarak tanıdığım, bildiğim bir insan olduğu için şunu söyleyebilirim. Yani o aslında şunu yapmaya çalışır her zaman. Eğer parası varsa parasını doğru oranda harcamaya çalışır. Ama tabii ki elinde bir bütçe olması lazım. Yani şöyle bir bütçesi varsa size güzel bir takım kurar. Eline bir bütçe verirseniz örnek veriyorum 20 milyon, 30 milyon derseniz ki 30 milyon euroluk şu takviyeler yapılacak. Bu takviyeleri en doğru şekilde yapmaya çalışır. Ve almış olduğu futbolculardan da yine katkı alırsınız öyle ya da böyle. Ama bir bütçe gerekiyor elbette ki. Yani şöyle bir isim değil. Hani gidecek işte 10 milyon euroluk futbolcuyu size 2 milyona alacak bir isim değil. Ama her zaman
doğru yapılanmada yer alırsa, güzel bir yerine bütçe verilirse gerekli takviyeleri, gerekli doğru isimleri alabilecek kalitede bir isim. Zaten kendini de iyi yetiştirmiş bir isim. Galatasaray'da daha önce de çalışmış olduğunu düşünürsek, baktığımız zaman Galatasaray'da tekrardan devam etmesinin ben doğru olduğunu düşünüyorum. Zaten son dönemde transfer yapılarında, transfer görüşmelerinde çok pasif kaldığımızı da söyleyeyim. Çünkü az önce bir yorum da gördüm aşağıda. Abdurrahim Albayrak'la alakalıydı. Yani Abdurrahim Albayrak ismine oranla baktığımızda tabii ki Galatasaray'a ciddi manada bir vizyon ve kalite katacaktır. Musa abinin sesi gitti Evet, herhalde ses senin. gel. Sesimi ben kapatmıştım, ses oluyor diye. Albayrak söylüyorum, özür dilerim. Albayrak arkadaşlar, kulüpte ve futbolcularla yöneticiler arasında köprü vazifesini en iyi kurabilen, en iyi organize edebilen bir adam. Yani Cenk Ergin'le kıyaslamayı yaparken o bürokrasi işlemlerinde tabii ki Cenk Ergin bir tık hatta iki tık önde olabilir. Ama oyuncuyla yönetim arasındaki köprü vazifesinde de Albayrak'ın yanına yaklaşamazlar. Yani mesela Albayrak çok cana yakın. Yani herkesin, bütün gelen futbolcuların baba niteliğinde düşündüğü bir isimden bahsediyoruz. O yüzden de Albayrak, tamam, orada arkadaşımız eleştirisini yapmış ama Albayrak'ın da hakkını verelim. Şimdi Albayrak, Cenk Ergün'ün ben konuşmasını izlediğimde eski paralar yok ve ona göre yapılanma olacak ve biz de ona göre gardımızı aldık dedi. Ben buna daha çok güveniyorum. O yüzden de iyi transferler yapılacağını düşünüyorum. Transferlere de birazdan geçeceğiz arkadaşlar. Yaklaşık bir 20-10 dakika, 15 dakika sonra Eyüp Yıldız da bağlanacak bize. Oradan da ona sorularımızı sorarız. Şimdi dün akşama geçelim. Dün akşam Eyüp Marco Kırdemir'i bağlamıştı yayına. Bir dakika, onu getirebileceksem hemen onun görselleriyle başlayalım. Nerede? Burada. Sıralamasını yapmıştım. Ve bunları ben Uğur'a sormak istiyorum açıkçası. Marco Kırdemir, Atletico Madrid'in şef scout'ı Kerem Aktürkoğlu'nu izlemeye aldı. Bir süre gözlemledikten sonra eksikleri olduğunu düşünerek bu transferde şimdilik geri adım attılar. Ama Kerem'i izleyen önemli kulüpler var. Teknik yapmalarını bekliyorum diyor. Şimdi ya bu seçenekle İspanyol kulüpleri biraz böyle ıskartaya çıktı. Marco Kırdemir'in söylemini ve bulduğu raporu doğru buluyor musun? Hani burada hani sen eklemek istediğin bir şey var mı? Şöyle abi zaten tabii ki yani scoutlar izledikten sonra ya Kerem Aktürkoğlu tam anlamıyla olmuş futbolcu olduğunu beklemek zaten doğru olmaz. Çünkü bir iki sene öncesine gittiğimizde 3. ligde Erzincanspor'da forma giyen bir futbolcudan bahsediyoruz. Hemen bir iki sezon içerisinde zaten ciddi manada bir gelişim sağladı ama eksiklerinin olmama ihtimali yok. Ama yine de ben Avrupa'da önemli kulüplerde forma giyebilecek yapıda olduğunu düşünüyorum. Ya bir ekleme de ben yapayım. Hani böyle Kerem son vuruşlarını biraz geliştiremedi. Yani gelişecek muhtemelen. Daha da gelişecek. Mesela Halil Dervişoğlu'ndaki de aynı hikaye. Kerem'deki de ona benzer bir hikaye. Mesela Halil'in son vuruşları bir tık daha iyi olsa, bir tık daha iyi olsa Halil'i bize vermezler zaten. Yani kiralık da vermezler. Ama Kerem bizim oyuncumuz. Kerem de son vuruşlarını biz biraz daha iyi olmuş olsa, hani o Barcelona'da karşı karşıya kaldığı pozisyonu gole çevirmiş olsaydı, Kerem'in şu anki yani bizde elimizde tutma ihtimalimiz sıfırdı yani. Ve iyi rakamlara giderdi. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi Marco Kırdemir demiş ki, James Rodriguez'i ve menajerini çok yakından tanıyorum. Oyuncu Katar'dan gitmek için can atıyor. Parayı da ikinci plana atmış durumda.
Galatasaray ciddi bir şekilde ilgilenirse makul şartlarda bu transfer gerçekleşir demiş. Şimdi bir kere makul şartları ne olmalı? Önce onu sorayım ve Ahmet Rodriguez'i ister misin? Abi şimdi şöyle, James Rodriguez gerçekten kalite olarak çok başka seviyenin bir futbolcusu. Zaten hani oynamış olduğu kulüplere baktığımızda onu net bir şekilde görebiliyoruz ama şimdi şöyle bir durum var. James Rodriguez'de ciddi sakatlık problemleri var ve özellikle son bir iki senesinde de ciddi açıdan performanslarında problem olan bir futbolcu. Yani kariyeri düşüşte aşağı doğru giden bir futbolcu. Dolayısıyla da makul şartlar nasıl makul şartlar? Şimdi şöyle, Galatasaray açısından artık 4 milyon, 5 milyon, 3 milyon bu rakamları çok kolay veremeyeceğini söylüyoruz. Ama şimdi James Rodriguez'in de orada Azerbaycan'da forma giyiyor. Orada alacağı ücretler belli. Buraya ne kadar daha aşağısına gelir? Parayı ikinci planda atmıştır elbette ama doğrudur belki de bu haber ama bu alacağı ücret çok çok mühim. Galatasaray açısından yani 3 milyon, 4 milyonlar da çok yüksek rakamlar. Orada zaten 7-8'den aşağı almıyordur muhtemelen. Galatasaray için uygun şartlar biraz daha farklı bence. Çok aynı pencereden bakmıyoruz gibi geliyor. Şimdi uygun nasıl, onu da aç istersen, onu da biraz aç. Şimdi şöyle abi, uygun olarak ben söyledim aslında. Yani Galatasaray için benim nezdimde uygun rakamlar, yani duyduğum kadarıyla Galatasaray'ın transfer gündemini de yakından takip ediyoruz. Duyduğum kadarıyla yönetim çok ciddi. Yani Galatasaray'ı farklı bir seviyeye taşıyacak olduğundan emin olmadıkları sürece ve gelip herhangi bir sakatlık problemi yaşayacağından, yaşamayacağından şüpheli olmadıkları sürece bir futbolcuya 4 milyon, 5 milyon vermeyi düşünmüyorlar. Dolayısıyla da yani Hames'in de gelip burada 1,5-2'ye oynayacağını ben düşünmüyorum. Öyle bir ihtimal olursa James Rodriguez riski alınabilir ama onun haricinde kulübüyle de zaten sözleşmesi var. Kulübü nasıl bir beklenti içerisinde onu da bilmiyoruz. Dolayısıyla çok kolay bir transfer gibi gelmiyor bana. Yani %100 katılıyorum. Bir oyuncu ortaya attı dün. Dedi ki elimde bir oyuncu var dedi. Büyük takımlardan, en büyük takımlardan birinde oynamış. Ama sonrasında bir daha büyük transfer yapmış. Şu anda bonservisi elinde. Hatta herkes isimler yazmaya başladı. Ben de yayın. Bazen arkadaşlar eleştiriyor ya. Kalabalık olduğunda gözükmüyor. Ben de iyi ve yani hemen bugün istesin getiririm dediği oyuncu. Şimdi yazdığım cevap şuydu. Kaça gelecek? Maliyeti ne olacak? Yani şimdi getiririm. 6 milyona getiririm. Tamam, getir. 6 milyonun var mı Galatasaray'ın? Yok. Neye getirirsin? Çok uygun maliyeti ne? Ben iyi ve dedim ki WhatsApp'tan da yazdım. Gruptan da yani chat'ten de yazdım. Kaça mal olacak? Hani bu oyuncunun en azından maliyetini söylesin. Kim olduğunu söylemiyor. En azından maliyetini söylesin dedim. Yani o da görmedi. Yani maliyet bizim için çok önemli. Bizim maksimum, hadi sponsorluklarla birlikte böyle James Rodriguez gibi, Isco gibi veya işte aklınıza kim geliyorsa onlara verebileceğimiz en yüksek maliyet 3,5 milyon eurodur. Hadi atıyorum 1 milyon da bir tane sponsor bulursun. O verir. Oradan da işi kurtarırsın. Ama maliyet dediğin 5'e gelecekse, 6'ya gelecekse olmamalı. Talisca'yı konuşacağız. Talisca ile ilgili de çok önemli bilgiler verdi. Hatta Eyüp Talisca ile ilgili ve Hames'le ilgili de yine bir açıklama yapacak, konuşma yapacak ve diğer transfer konularıyla alakalı. Onu da hatırlatalım. Şu anda anlıkta 350 kişiyiz. Beğeni sayımızı biraz yukarıya çıkartırsak seviniriz arkadaşlar. Uğur'un linkini yukarıda paylaştım. Uğur'u da takip ederseniz gene sevinirim. Çok şey istiyorsun diyeceksin ama ben biliyorsunuz Musa Yıldız arkadaşımıza Rüzgar'a çok teşekkür ediyorum. Benle ilgili güzel temennisi ne? Çok teşekkür ediyorum. Böyle yorumları gördükçe benim moralim de emin olun sizler kadar bana da terapi geliyorsunuz. İyi ki varsınız diyorum. Ve İsko'yu söylüyorum. İsko'nun babasıyla konuştum. Galatasaray'dan teklif yaptığını, hatta Torrent'in de gelmesi için aradığını söyledi. İsko Premier Lig'de oynamak istiyor. Şimdilik Roma, Fiorentina, Galatasaray'ın tekliflerini geri çevirmiş durumda. İsko ile alakalı da senin düşüncelerini almak istiyorum.
Şimdi abi yanlış hatırlamıyorsam bir önceki yayınımızdı. Isco'yu yine konuşmuştuk. Isco hakkında ben şunu söylemiştim o zaman. Galatasaray'dan istemiş olduğu maaş da asla indirime gitmiyor. Galatasaray da dolayısıyla bu transferi ikinci plana atmış durumda demiştim. Yaklaşık olarak 4,5-5 milyon euro civarındaki rakamı da aşağı çekmiyor diye konuşmuştuk. Yani zaten Avrupa'dan şu an talipleri var Isco'nun. Dolayısıyla da Türkiye'ye çok şu an düşeceğini düşünmüyorum. Zaten 30 yaşında. Avrupa'da bir iki sene daha oynama ihtimali olabilir. Zaten dediğim gibi ilgilenen kulüpler olmasından mütevellit de o da orada kalıcı olmak istiyor. Dolayısıyla da belki 2-3 sene sonra tekrardan Galatasaray'ın ya da Türkiye'de farklı kulüplerin gündemine gelir Isco. Gelmeme ihtimali yok. Yani ne zaman ki bu tarz oyuncular serbest kalsa Türk kulüplerinin gündemine geliyor. Ama dediğim gibi henüz 30 yaşında olduğu için sanki Türkiye'ye gelmek için bir iki senesi daha var gibi geliyor. Yani oyuncu şu an son çare olarak görüyorlar Türkiye'yi. Dolayısıyla da Avrupa'dan da talipler varken orada kalıp daha sonra Türkiye'ye gelmeyi düşünecek muhtemelen. Evet. Yani Isco da Falcao'yu yaşayacaksa, Falcao'nun bir benzerini yaşayacaksa zaten sıkıntı. Yani mesela ben Ames Rodriguez, Isco, Talisca bunlardan Talisca'yı isterim. Neden? Yani bir kere Türkiye'ye geldi, çok böyle artık yani böyle tadı damağımızda kaldı. Rakibin oyuncusu olsa da muazzam işler yaptı. O yüzden de Isco sanki böyle biraz böyle beni korkutuyor. James de korkutuyor ama Isco daha çok, mesela okuyorum, kronik sakat olduğu konuşuluyor. O yüzden de isabet olmuş. Yani Isco da Galatasaray'a gelmesin yani diyelim. Şimdi yavaştan devam edeceğiz diğer transferlerle ilgili. Ben Uğur'a sorularımızı soracağım. Uğur'a peki Talisca'yı seninle konuşalım. Talisca'yı ister misin? Talisca Galatasaray'da iş yapar mı? Talisca gerçekten çok farklı seviyenin futbolcusu. Yani Türkiye'deki performansı çok çok bariz şekilde yani Beşiktaş'ı çok farklı bir seviyeye çıkarmıştı. Gol asist katkıları da zaten o dönem çok çok fazlaydı. Yanlış hatırlamıyorsam bir sezon 14-15, diğer sezon da yine aşağı yukarı 15 gol civarında atmıştı. Onun haricinde dediğim gibi gerçekten çok ciddi manada performans vermişti. Oyun kurulumunda da yine baktığımız zaman uzaktan şut özelliği vardı, kafa golleri atıyordu, Şampiyonlar Ligi'nde performans vermişti. Beşiktaş'ı gerçekten farklı bir seviyeye taşımıştı. Türkiye Ligi'nde hangi takımın kadrosunda olursa olsun yani bir takımı alıp şampiyonluğa götürebilecek, sırtında taşıyabilecek kalitede bir futbolcu. Tabii ki şartları çok çok ağır olacaktır. Yani bu tarz bir futbolcu Türkiye'ye çok uygun maliyetlerle gelmez. Zaten şu an Arabistan Ligi'nde, Suudi Arabistan'da oynuyor. Oradan koparıp getirmek ayrı bir olay olacak. Onun haricinde vereceğiniz maaş da yine farklı bir olay olacaktır. Ama dediğim gibi ne olursa olsun şartları bir şekilde bu parasal anlamda işte sponsorluklar olur, farklı destekler olur. Bir şekilde Isco diyorum, bir şekilde Talisca'yı transfer edebilirseniz gerçekten sizi bambaşka bir seviyeye çıkarıp alıp şampiyonluğa götürebilecek bir futbolcu. Dolayısıyla Galatasaray'a gelmesini ciddi manada çok isterim. Evet, biraz yorum okuyalım. Abi Schneider, Drogba, çıtayı öyle bir yükselttik ki zamanında kim gelirse gelsin o kadar heyecan yaratmıyor Galatasaray'da. Bak bu çok güzel bir yorum, biliyor musun? Yani Schneider'i, Drogba'yı görmüş, Hacı'yı görmüş bir taraftar topluluğundan bahsediyoruz. Yani bende de böyle işte James ben mesela Schneider kariyerinde bir oyuncu mu? Zannetmiyorum. Yani Drogba kariyerinde mi, hiç zannetmiyorum. O yüzden de beni çok fazla heyecanlandırmıyor. Sen ne dersin bu konuda? Katılır mısın bu yoruma? Yani şöyle abi aslında mesela üçlü olarak düşündüğümüzde hem James hem Isco'yu hem de Talisca'yı değerlendirirsek zaten Snyder'le bu isimlerin aynı kalibrede olmadıkları çok açık. Yani kariyer olarak Snyder çok başka seviyenin futbolcusuydu. Keza Drogba da aynı şekilde. Ama mesela düşünürsek Snyder'in Türkiye'de vermiş olduğu katkıyı Talisca'dan alabilirsiniz. Bundan kesinlikle eminim. Yani belki kariyer olarak aynı futbolcular değil. Asla da kıyaslamam. Snyder dediğim gibi çok farklı seviyenin futbolcusuydu. Ama Türkiye Ligi kariyerlerini düşünürsek, Türkiye'de performans vermelerini düşünürsek hem Talisca'yı hem de Snyder'i aynı kefeye koyabilirim. Yani katkı olarak ama kariyer olarak tabii ki dediğim gibi çok farklılar.
Şimdi o zaman diğer transfer konuşmalarına gelelim ki Eyüp Yıldız geldi. Kaan Ayhan, Mert ister misin? Hangisini istersin? Hangisi daha ağır basıyor sence? Şimdi Mert Müldür bizim daha çok ihtiyacımız olduğunu düşündüğüm bir futbolcu. Özellikle hem stoperde hem sol bekte hem sağ bekte oynamasından dolayı. Galatasaray'a gelirse de zaten öncelik olarak tabii ki sağ bekte kullanılacaktır. Ama bir joker olarak kullanılabilir. Kaan Ayhan'da da benzer bir durum var ama Mert Müldür alınıp satılma olarak da piyasa olarak da bana çok daha cazip gelen bir futbolcu. Ama tabii ki şartları da Kaan Ayhan'a oranla ağır olacaktır. Galatasaray ikisini birden alırsa mükemmel olur. Ama ikisine birden bütçemiz yeter mi yetmez mi bilmiyorum ama eğer sadece Mert Müldür alırsa ben ona da hayır demem. Evet. Eyüp Yıldız'a hoş geldin diyerek bir açılış merasimi yapalım. Eyüp Yıldız'a diyorlar ki YouTube'un neydi? Aydın Doğan'ı diyorlar. Sefiri Eyüp diyorlar Yıldız. ama yakında Buralar benim tahtımı, İstanbul'da mı? bak benim YouTube'daki tahtımı elimden alacak tek bir kişi var. O da Uğurhan Türker. Çok başarılı gidiyor. Uğurhan'ı Estağfurullah. takip edin arkadaşlar. Bu yaz döneminde bize destek olacak sağ olsun kendisi. Biz de ona elimizden geldiğince destek olalım. Arama bölümüne Uğurhan Türker yazdığınızda Uğurhan'ın kanalını görüyorsunuz. Musa, Mert Müldür, Kaan Ayhan ikisi birden zaten düşünülmüyor. Öyle bir bütçe yok. Ben de Tamam. Hangisini tercih edersin dedim. Tamam. Ben de şöyle söyleyeyim. Aslında tabii ki de Mert Müldür tercih edilir. Yani Kaan Ayhan biraz daha standart, biraz daha düz bir futbolcu. Ama onun tabii farklı bir avantajı var. Üç pozisyon oynayabiliyor. Sağ bek, sağ stoper ve defansif orta saha. Fakat Mert biraz daha fark yaratan bir oyuncu. Ama ikisinin de 6 milyon euronun üzerinde bonservisi var. Yani Galatasaray'ın sağ bek için ayırdığı bütçe ise 6 milyon değil. Onu da belirtmiş olalım. Çok zor transfer yani. Ama bir tanesi gerçekleşirse Kaan veya Mert orayı rahatlatır. Hele ki Sacha Boy'la da Omar'la beraber ayrılma durumları var. İyi de bir yabancı sağ bek koyarsak mesela çok kaliteli bir yabancı sağ bek artı Mert Müldür bizim için iyi olur diye düşünüyorum. Evet. Şimdi öncelikle şunu sormak istiyorum. Transferlerle ilgili Okan Buruk'la ilgili bir söyleyeceğim bir şey var mı? Okan Buruk'u herkes bekliyor. Neden açıklanmadı? Bugün açıklanır mı? Onu da sana Açıklanacak sorayım. arkadaşlar. Ondan sonra Okan Buruk tamam. Okan Buruk Galatasaray'ın hocası. Cenk Ergün zaten açıklanmıştı. Okan Buruk Galatasaray'ın hocası. Ben de Okan Hoca'ya bugüne kadar hiç konuşmamıştım. Sadece bir kere bir basın toplantısında soru sorma fırsatım olmuştu. Onun dışında hiç konuşmadım. Çünkü ben Okan Hoca'yı çok istiyordum. Başarılı olacağına inandığım için diyalog kursaydım bu sefer bana şey yaftası yapıştıracaklardı. İşte arası iyi, onunla samimi olduğu için onu istiyor falan diyeceklerdi. Hiç o dedikodulara mahal vermemek için kendi adıma böyle bir şey yaptım. Anlaştıktan sonra da dün Okan hocamıza bir mesaj attım. Hocam, hayırlı olsun. Sizin başarılı olacağınıza inanıyorum. Oğlunuza da geçmiş olsun. Sizi seviyoruz, destekliyoruz. İnşallah Galatasaray'da üstün başarılar elde edersiniz diye bir mesaj gönderdim. Hocamız da sağ olsun geri dönüş yaptı. Teşekkür ediyorum. Desteğini görüyorum, okuyorum, izliyorum. Bütün arkadaşlara selamlar. İnşallah Galatasaray'da başarılı olacağız şeklinde bir açıklama yaptı. Artık buradan bu iş dönmez. Hayırlı olsun. Cenk Ergün, Okan Buruk bu ikiliden Uğurhan Türker ne der ama benim beklentim çok büyük arkadaşlar. evet. Uğurhan'a Kesinlikle zaten aynı fikrini fikirdeyim sorduk. abi. O. Evet. Şimdi o zaman Hayır, transferlerde ama Talisca ile ilgili ben Uğurhan bir şey söyleyecekti. Uğurhan bir şey söyleyecekti. Sözünü kesmeyelim Musa. özür dilerim. Tamam. Şimdi şöyle abi, yani aslında ben de dediğim gibi en başta sen gelmeden önce de konuştuk. Yani gerçekten hem Cenk Ergün'ün hem de Okan Buruk'un birlikte Galatasaray'a çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü birlikte yapı olarak da gerçekten kaliteli futbolcuları katıp Okan Buruk da aynı yapıda aynı kaliteli futbolcuları kullanabileceğini düşünüyorum. Evet. Şimdi iyi transferleri özellikle Herkes çilek dün akşam transferlerini soruyorlar. Marco Kırdemir'in Galatasaray'a önereceği futbolcuyu soruyor. Aslında
Ben buldum. Sonra da sordum. Evet dedi ama lütfen aramızda kalsın dedi. Uğurhan sana da paylaşalım. Real Madrid'de oynamış. Real Madrid'den sonra çok iyi, yani en iyi, Avrupa'nın en iyi kulüplerinden birine gitmiş. Şu anda boşta, bonservisi elinde ve 29 yaşında. Ve ofansif bir oyuncu. Ben buldum ama Marco Kırdemir'e söz verdiğim için açıkçası burada paylaşmayacağım, ama Galatasaray'a önerdiği gün kendisi de bana yazacak, bu oyuncuyu burada değerlendiririz, öyle söyleyeyim size. Evet. Abi Abdülkerim ve Fernando Martins hakkında acil bilgi verir misiniz demiş. Uğuran, ne diyorsun? Şimdi Abdülkerim Bardakçı, ben bugün Sözcü Gazetesi'nden İrfan 25'i Fenerbahçe muhabiri radyoya bağladım. İrfan dedi ki bu transfer bitti. İşte Samatta'yı da vereceklermiş. Hatta Samatta'nın bir miktar parasını da Fenerbahçe ödeyecekmiş. Samatta artı 3,5 milyon euroya bitirmişler. Ama biz de çok istiyoruz. Biz de Marco'yu satarsak ciddi bir bütçeyle hareket edeceğiz. Biz de çok istiyoruz. Onu da söyleyelim. Senin yorumun, yani benim yorumum bu şekilde sevgili Uğran. Sen ne diyorsun? Abi Abdülkerim Bardakçı'yı ben hani senin dediğin gibi zaten önceki yayınlarımda da dile getirmiştim. Twitter hesabımda da attığım tweetlerde bahsetmiştim. Fenerbahçe bu transferde bir adım öndeydi ve nitekim transferi tamamladı diye duydum. Samatta ile alakalı bir bilgim yok. Senin dediğin gibi doğrudur muhtemelen. 3,5 milyon euroluk bir transfer bütçesiyle beraber bu transferi tamamlayacaklarını duydum. Beşiktaş'ın da ilgisi vardı ciddi manada. Ama Beşiktaş teklif olarak biraz daha geride kalınca mali açıdan Fenerbahçe ihtimali oldu dediler bana, ama Galatasaray'ın ben en başından beri söylüyorum. Tabii ki senin bilgilerin de elbette doğrudu. Ben yani kendi bilgim çapında konuşayım. Galatasaray'ın ben bu pazarlığa çok fazla geleceğini düşünmüyorum. Çünkü her ne kadar kulüpler bu pazarlığa girdikçe Konyaspor beklentisini yukarı doğru çekiyor. Çok böyle açık arttırma transferine dahil olacağını ben beklemiyorum Galatasaray'ın. Sanki Galatasaray orada hamle yapana kadar Fenerbahçe bu transferi noktalayacakmış ve açıklayacakmış gibi geliyor. Ama B planını söyleyeyim arkadaşlar. Abdülkerim Bardakçı olsaydı bence iyi olurdu. Çünkü çok hazır, yani Süper Lig'de sıkıntı yaratmayacak bir stoper. Ama olmuyorsa Marco'yu sattıktan sonra C'sinden eğer yani şöyle bir rotasyonumuz olacak. Alparslan Eyüpspor'a gidiyor bu arada. Hayırlı olsun. C'sinden eğer Nelson, Işık Kağan Arslan, Emin Bayram ve Metehan Baltacı. 5 tane, 2 tanesi yabancı. 5 tane yerli stoperimiz olacak. Şey, 5 tane yerli stoperimiz olacak. Öyle gözüküyor. Musa, dondun mu? Şimdi Eyüp ve Vivo'nun mesajını okur musun yok lütfen? yok donmadım. Buradayım. Buradayım. Ben bu yönetime geçmişinden dolayı hala güvenmiyorum. Aynı Burak Elmas gibi gelmesini çok isteyip hayal kırıklığına uğratmıştı demiş. Buna katılır mısın Uğran? Mesela bu yönetim sana güven veriyor mu? Şu an için yapacakları heyecanlandırıyor mu? Şimdi Musa, sen de 10 yıl önceki Musa Yıldız değilsin, Uğran? ben de değilim. Uğuran da değil. Yani hepimiz değişiyoruz. Benden sonra da Uğuran çok kısa görüşünü paylaştı. Eğer Dursun Özbek geçmişinden ders çıkarttıysa, ki ben ders çıkarttığını düşünüyorum, o dönemki hataları öz eleştiri verip düzelttiyse bence çok başarılı bir başkanlık yapacak. Bir de şöyle bir artısı var. İlk dönemindeki yönetim zayıftı. Bu yönetim ise Şampiyonlar Ligi gibi. Yani Metin Öztürk var, Erden Timur var, Rıza Morava var, Dikran Gülmezgil var, Cemal Özgörkey var. Bunlar hem çok güçlü iş insanları hem de camianın dinamiklerini çok iyi bilen insanlar. Ben başarılı olacağını düşünüyorum. Evet. Uğran. İnternet mi yavaş geliyor, yoksa senin hafıza kartın mı doldu? Ya, sen mi yavaş çalışıyorsun? Hangisi? Sence hangisi olabilir? Senin bilgisayarların ve telefonların artık arıza vermeye başladı yani. Tamam, Uğur'an seni dinliyorum. Yeni teknoloji, yeni donanım istiyor. Tamam, bilgisayara değil de telefona bakarak konuşursan gözlerinin ne kadar güzel olduğunu da görebiliriz. Evet Uğur'an. Abi şimdi şöyle söyleyeyim, kesinlikle ben de Dursun Özbek'in ciddi manada değiştiğini düşünüyorum. Çünkü o dönem bir yönetim olarak da çok arkasında ciddi bir destek yoktu.
Bununla birlikte bazı hatalar elbette ki yaptı. Yani doğruları da elbette var, yanlışları da vardı yönetim olarak ama şu anki yönetimle beraber ben eğer çok ciddi fikir ayrılıkları yaşamazsalar görev süreleri olan 2 yılı çok ciddi manada güzel geçireceklerini ve bununla beraber de yeni bir seçimle beraber de devam edebileceklerini düşünüyorum. Ama tabii ki ciddi fikir ayrılıkları olmazsa. Bu arada Hustle diye bir film veya Hustle nasıl okunduğunu bilmiyorum. Bir film önermiştim. Arkadaşımız çok beğenmiş. Çok güzel bir filmdi. Bir kez daha tavsiye edeyim. Musa sana da tavsiye edeyim. Eğer fırsatın olursa seyret. Netflix'te çok güzel bir basketbol filmi arkadaşlar. Hepinize tavsiye ederim. Evet. Çeken bir internetim olursa izlemeye düşünüyorum açıkçası. Da internetle alakalı artık kabak tadı veriyor. Şimdi Eyüp Ahmet ve Bolcu'yla bir konuştunuz Orhan'a sanırım. da sormak istiyorum ama öncelikle Talisca konuştuk ama almak istiyoruz. Sen ne dersin Ahmet Bolcu ile Yok. ilgili? Tamam. Talisca'yı konuşalım. Sonra James Rodriguez'le ilgili ben düşüncelerimi paylaşırım. Evet Uğurhan, dinliyoruz. Talişka ile alakalı aslında biz konuştuk. Senin fikrini alsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Peki. Musa abi. Şimdi arkadaşlar önce Talisca'yı konuşalım. Talisca'nın şu an 6 milyon euronun üzerinde net bir kazancı var. Hatta bonuslarla beraber 8'i bulan bir para kazanıyor. Çok büyük bir para ve Talisca parayı seven bir futbolcu. Galatasaray'a gelir mi? Bu koşullarda bu parayı verebilecek bir kulüp var mı? Açıkçası çok zannetmiyorum. Ve Dursun Özbek gözünü karartacak, çok acayip de bir sponsor bulacak. Ancak o şekilde olur. Onun dışında Talisca çok mümkün değil. Mesela dün akşam Fenerbahçe transfer etti dediler. Bir gazeteci söyledi. Sonrasında işte herkes Fenerbahçe Talisca ile anlaştı diye haberler yaptı. Ben bugün Sözcü gazetesinden İrfan 25'e sordum. Hayır abi, Fenerbahçe şu an Talisca'yı alabilecek durumda değil. Bir de orası çok kalabalık dedi. Yani o kadar büyük bir para verilmesi mümkün değil dedi. Biz de veremeyiz. Yani Talisca çok büyük bir indirim yapmadığı sürece ne Galatasaray olur ne Fenerbahçe olur. Ama James Rodriguez benim anladığım kadarıyla biraz Katar'da mutsuz olmasından kaynaklı ve kendisini ispatlamak istemesinden kaynaklı Galatasaray'a gelebilir. Marco Kırdemir bu yorumu yaptı. Hem oyuncuyu tanıyorum hem de menajeri benim yakın arkadaşım dedi. Jorge Mendes. Musa'yla benim gibi samimilermiş birbirleriyle yani. Öyle söyleyeyim size. Jorge Mendes Galatasaray'a da önerdi bu arada Jorge Mendes, James Rodriguez'i. Galatasaray ciddi bir şekilde ilgilenirse, birazcık da koşullarını zorlarsa bu transferi bitirebilir dedi. Ki ben böyle bir ihtimal varsa çok büyük bir para vermeden yalnız. Çok büyük bir para vermeden. Böyle bir ihtimal varsa James Rodriguez'i transfer edelim derim. Isco gibi sakatlık problemi olan bir oyuncu değil. Birazcık formlu istikrarsız ama Türkiye Ligi'nde hem orta sahada Galatasaray'da fark yaratır hem de Galatasaray'ın reytingini, kombine satışını işte yurt dışı Avrupa basınındaki bilinirliğini, tanınırlığını çok arttırır. Güzel bir transfer olur. Hem reklamından faydalanırız hem de sahada fark yaratır diye düşünüyorum. Musa dondun Peki mu? eklemek istiyorum. Bir yazmış abi. İfşa edeyim. 25. Duyuyor musun beni? Duyuyorum Eyüp da sesin şimdi biraz yani geç geliyor internet ama mi ekleme. kaynaklanıyor? Çok ağır geliyorsun yani. Sesim ben yayından sonra hemen kapatıp tekrardan açacağım. Sesim geç geliyor. Onu da düzeltmem lazım. Bir şey soracağım sana. Dün ben özelden de yazdım. Gruba da yani yazdım. Çete de yazdım ama sen görmedin muhtemelen. Marco Kırdemir'e şunu sor diyecektim. Bu 29 yaşında Real Madrid seviyesi görmüş ve sonrasında büyük transfer yapmış oyuncunun maliyeti ne? En azından maliyeti Galatasaray'a. Şimdi oyuncu Galatasaray'a 2 gelmek istiyor ama 2 milyon euro net ücret artı bonuslarla beraber 2,5 milyona Galatasaray'a getirebilirim diyor. Oyuncunun da yetkileri kendisindeymiş. çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Yani bence Galatasaray'ın böyle transferler yapması gerekiyor. Hani bu maliyetteyse.
Peki ismini söylemeyeceksin herhalde, değil mi? Yok, şimdi yani ben söz verdim. Söz Bu verince seni... tutmak lazım. Değil mi? Yani Uğran, birbirimize mesela sözler veriyoruz. Sonra ben baskı oluyor diye sözümü çiğneyip olmaz. Yani söz verdim. Ama bazı arkadaşlar ismini yazıyor zaten. Ben size Ha, söyleyeyim. aynen. Ben... Zaten Abi yorumlarda tehdit isim etmişler, geçiyor herhalde abi. Uğran söyleme. Cidden söylemem çünkü. Son anda. Bu arada bu oyuncu sadece Galatasaray değil, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a önerilecek. Yani onu da belirtelim. Bakmışsınız, Fenerbahçe'ye gitmiş, Trabzon'a gitmiş. Öyle Uğran bir şey diyorsun yani. söyleyecektin. Şimdi peki. Oo, Musa Yıldız'la hiç anlaşamıyoruz ya. 10 saniye mi, 20 saniye mi geriden geliyorsun kardeşim? Şu internet problemini çöz. Uğran, ben sana bir soru sorayım. Açıkçası James Rodriguez uygun şartlarda, çok büyük bir para vermeden, mesela atıyorum 3 milyon euro bir maliyetle, ister misin? Ama James Rodriguez gerçekten yani kalite kalibre olarak çok farklı seviyenin futbolcusu ama eğer yani şu oradaki formunu çok iyi bilmek lazım. Yani Ryan'da bildiğim kadarıyla çok fazla şans bulmadı. Ben geçen biraz istatistiklerini kurcalamıştım. Forma bulduğu maçlarda güzel katkılar vermiş. Yanlış hatırlamıyorsam 4 gol 7 asistlik bir katkısı vardı ama maç sayısı çok azdı. Yani 12-13 maç oynamıştı sanırım. Dolayısıyla fiziksel olarak durumunun çok mühim, önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer sakatlık problemleri yaşamazsa Türkiye'de ciddi manada katkı verebilir. Çünkü El Rayyan'a gitmeden önce Everton'da forma giyiyordu. Everton performansında ben aslında demiştim yani Premier Ligi izlemeyi seven bir insanım. Şunu söyledim yani acaba geri Fark dönüyor yarattı mu? mı? Yani Real Bak, Madrid Everton'da seviyesine fark tekrar yarattı dönüyor mu mı diye. diye. Uğran, Efendim abi. Everton'da fark James Rodriguez Everton'da fark yarattı. Evet. Yani oradaki performansı aslında acaba eski Hames'ten esintiler mi izliyoruz diye bana bir düşündürmüştü ama işte El Rayyan'a gittikten sonra çok fazla forma şansı bulamadı. Orada mutsuz aynı zamanda fiziksel durumu çok çok mühim. Yani Galatasaray'ın alıp da bir futbolcuyu 5 ay, 4 ay, 3 ay fiziksel olarak iyi duruma gelmesini bekleyecek sabrının olduğunu düşünmüyorum. Fiziksel olarak iyi durumdaysa yaşı da zaten 30. Gelip Türkiye'de bir iki sezon üst seviyede oynayabilecek bir futbolcu. James Rodriguez eşittir Mesut Özil hiçbir katkı sağlamaz demiş. Saygı duyuyoruz. Bir Fernando Martins bilgisi verelim arkadaşlar. Şimdi Fernando Martins çok ilginçtir. Benim yayınım, aylar önce yaptığım yayın duruyor. Menajeri Galatasaray'ı, sadece Galatasaray değil Beşiktaş'a da teklif ediyor Fernando Martins'i. Fenerbahçe'de. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta o pozisyon dolu. Doğal olarak Galatasaray için aslında olabilecek bir transfer gibi gözüküyor Fernando Martins. Fakat bizim oradaki birinci opsiyonumuz Diawara, 6 numara pozisyonunda. Doğal olarak beklemeye alıyorlar. Yani değerlendirelim diyorlar. Fernando Martins'in de rakamı şu, Uğran. Yani bu birinci elden alınmış bilgi. Yarım sezon 350 bin euro, imza parası yok. Bir sonraki sezonda 750 bin euro. Bu paralara Fernando Martins'i Galatasaray menajeri öneriyor. Biz gidiyoruz, Erik Pulgar'ı alıyoruz. Erik Pulgar'a da biliyorsun kaç milyon euro verdik biz Erik Pulgar'a? Kiralama ücreti vermedik ama bayağı bir para verdik bildiğim Maaş kadarıyla. olarak evet yani maaşı düşük değildi abi. Evet, yani ve Fernando Martins Antalya'ya gidiyor Galatasaray. Onu düşünmeyince Antalya'da da çok başarılı bir performans ortaya koydu. Şimdi Cenk Ergün'ün Fernando Martins'i ciddi anlamda istediğini belirtelim. Oyuncu da Galatasaray'ı istiyor. Orada da bir sıkıntı yok. Fernando Martins ben Galatasaray'da oynarım diyor. Fakat sorun şu. Antalya'ya bir bonservis verilmesi lazım. Galatasaray için o bonservis sıkıntı yaratabilir. Galatasaray'ın teklifi 1 milyon euro. Antalya 1 milyon euroya satar mı Uğran, bilmiyorum açıkçası. Sen ne dersin? Abi şimdi şöyle bir durum var. Yanlış hatırlamıyorsam oyuncunun 1,5 milyon avroluk bir serbest kalma maddesi vardı. Ben onu da aslında doğrulatmıştım ama senin bu konuda hani bir bilgin var mı? Bilmiyorum aslında. O serbest kalma maddesi varsa mutlaka kullanalım. Bir bir Fernando Martins, yani bizde Jose de Souza etkisi yaratır arkadaşlar. Çok net söylüyorum bakın. bir Eğer buçuk benim milyon böyle euroluk net bahseden bir bir bilgim yok.
Ben sadece 10'uncunun Galatasaray'a önerildiğini hatta rakamlarıyla yazmıştım. Ama 1-1,5 milyon euro sözleşme iptal maddesi varsa anında kullanırım ben yani. Hiç macera aramam. Fernando Martins bizim ligde en az 2 sezon Josef de Souza etkisi yaratır. Şimdi şöyle abi, aslında Antalyaspor da oyuncuyla sözleşme yenileyip hem maaşını arttırıp hem de o serbest kalma maddesini ya komple kaldırıp ya da biraz daha yukarıya, yani 3-4 milyon euro bandına çekmek istiyordu ama oyuncu tarafı kabul etmemiş. Ama şimdi şöyle bir madde var. Tabii ki oyuncuların sözleşmelerine doğrudan vakıf olma ihtimalimiz yok. 1,5 milyon euroluk serbest kalma maddesi olduğunu net biliyorum. Ama bu sezon sonunda bu madde devre dışı kalıyor mu, yoksa yine sözleşme süresince devam ediyor mu, o konuda net emin değilim. Evet, Musa geldi yine Evet. sessizlik, yine Sesim boşluklar. normale döndü mü? Normale döndü mü? Kapatıp Döndü açtım. ama program bitti Musa. 52 dakika olmuş. Program bitti. Sen normale döndün. İstiyorsan sen kendi programından devam et. Şimdi sana bir görüntü getireceğim. Sen bunu gün bana attın. Ben de beni avşar arasında villa kiraladı diyenlere gönderme yapıyorum. Bunun içine Eyüp Yıldız'ı da katıyorum. Ama arkadaşlar gelecek mi bilmiyorum. Bugün gelir mi, en azından onu bilmiyorum. Evet, geldi. Şimdi Alper Şahin Büyüt James Rodriguez'i istersen almaya fotoğrafı. gidiyor. Arkadaşlar görüyorsunuz. Evet. Fotoğrafı da büyüt istersen, evet. Musa Yıldız'ın helikopteriyle James Rodriguez'i almaya giden Alper Şahin'i görüyorsunuz arkadaşlar. Hayırlı olsun. Peki bitirelim Musa. Sen gireceksin birazdan yayına. Uğran, çok teşekkür ediyoruz destek attığın Rica için. ederim abi. Arkadaşlar, bu hafta komple Radyo Spor'da 10-12 yayın yapıyorum. O yüzden Uğran, Musa, diğer arkadaşlarımız destek oluyorlar. Onlara teşekkürlerimi sunuyorum. Musa, istersen yayını kapatalım. Şimdi de sesi gitti. Oo, anlat anlat, heyecanlı oluyor. Hadi ya, bitiyor musun? Oo, kapatalım şu yayını Musa. Hadi, hadi. Sen haklısın. Sen ne dersen haklısın kral. Kendine iyi bak. Görüşürüz.